Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Edersu saminu min kitabil lumah. Bugün İmam Şirazi'nin Lumah kitabının 8. dersini okuyoruz. Faslun ve yu'raful mecazu minel hakikati bi vucuhin. Hani geçmiş derslerde hakikati öğrendik. Mecazi öğrendik. Bir yerde hakikat veya mecaz gelirse nasıl ayrıt edebiliriz? Mecaz hakikatten nasıl ayrıt edilir? Bugünkü dersimiz bununla ilgilidir. وَيُعْرَفُ الْمَجَازُ مِنَ الْحَقِيقَةِ بِوُجُوهِ Mecaz hakikatten birkaç vecihle ne yapılır? Ayrıt edilir. O vücuhlardan birisi minha, yani min hazihi vücuh, bu vücuhlardandır. اَنْ يُسَرِّحُوا Ehl-i lügat ne ediyorlar? Ehl-i lügat tesrih ediyorlar. Serahaten söylüyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar bu lafız, bu manada mecazdır. En yüserrihu bi'ennehu mecazun. Ehl-i lügat bu lafız, bu manada mecazdır dedikleri vakit, oradaki mecaz hakikatten ne yapılmış oluyor? Ayrıt edilmiş oluyor. O lafzın o manaya istimali mecaz olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bildiniz değil mi? Ve sannefe Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde tesnif etmiş, yazmış. Kitabe el-mecazu fil Kur'an. Kitabın ismi budur. El-mecazu fil Kur'an. Kur'an'daki ne? Mecaz. Peki o kitapta Kur'an'ın bu lefzi, bu manaya mecazı denildi mi? Ah mecaz olduğunu öğreniyoruz. Hani dedik ya, en yüserrihu bi ennehum mecazun. Aha, o alimlerden biri Ebu Ubeyde'dir. Ne yazıyor? Kitabul mecazi yazmış. Neyle ilgili? Kur'an'daki mecazlarla ilgili. O kitabında bu lefz, bu manada mecaz dediyse mecaz olduğunu bildik. Yalnız Ebu Ubeyde değil, aslında Ebu Ubeyd. Ebu Ubeyde, bu kitabın sahibi Ebu Ubeyd'dir. Ebu Ubeyde değildir. Ve sannefe Ebu Ubeyde, Allahu alem Ebu Ubeyde, huve Ebu Ubeyde, el-Kasım bin-i Selam, sahibi tabakati şuara, ve huve alimun lugaviyyun edibun. Allahu alem, alta da diyor, Haza eden misavil kalem ve zalki lennel Kasim ibn-i Selam Ebu Ubeyd. Ve leys ve sahibi kitabil mecaz. Diyor kitab-ı mecazın sahibi bu değildir. Neyse o ihtilaflidir. Ve beyene, beyan etmiş o Ebu Ubeyd veya Ebu Ubeyde cemi'e ma fihi Kur'an'da olanın tamamını o kitabında beyan etmiş. Kur'an'da olanın tamamı, Kur'an'dan neyin tamamını orada beyan etmiş? Minel mecazi. Yani ne demek? Kur'an'da ne kadar mecaz varsa o kitabında ne etmiş? Beyan etmiş. Oradaki o elfazların o manilerden mecaz olduğunu neyle biliyoruz? Ebu Ubeyd'in tesrihiyle, tesnifiyle biliyoruz. O nuska mı yoksa bir şerh mi ekleyelim mi? Hangisi? Biraz önce okuduklarımızı. O dipnottur, karışmayın, uzundur. Ben üstten geçtim. Siz sadece böyle bilin. Ebu Ubeyde değil de Ebu Ubeyd'dir. Öyle diyenler var. Yoksa da Muhammed'in söylediği bizde sannefeden itibaren yok da sebep. Yok mudur sizde? Yoksa yani bizim bu nuska da yoksa. Ha, nuska yapın. Ve sannefe Ebu Ubeyde
kitabe el mecazu fil Kur'an ve beyene cemi'a ma fihi min el mecaz. Bazı nusa daha iyi olabilir. Çünkü altta da bu nusaya ne yapıyor? İhtiraz yapıyor. Diyor, bu Ebu Ubeyd değil. Yani o kitabu el mecaz fil Kur'an'ın sahibi Ebu Ubeyd değildir. Neyse siz hiç yazmayın bu şekil bile. Ve minha en yusarrihu bi ennehu mecazun. Mesela Esed'in hayvan-ı müfteristen mecaz olduğunu söylemiş. Esed'in racül-i şücadan mecaz olduğunu ehl-i lüvet söylemişler. Tamam. Buradan mecaz olduğunu bildik. Mecaz hakikaten bununla ayırdı. Vakat beyyene ehl-i lüvet dedi zalike. Ehl-i lüvet bunları beyan etmişler. Hangi lefz hangi manada mecazdır, hangi manada hakikattir bunu beyan etmişler. Bununla mecaz hakikat birbirinden ayrıt edilebiliyor. Bitti. Demek faslun ve yu'raful mecazu minel hakikati bi vucuhin minha en yusarrihu bi ennehu mecazun ve kad beyyene ehlul lugati zalike ve sannefe Ebu Ubeyde kitabı el mecaz fil Kur'an ve beyyene cemi'en ma fi minel mecaz. Sizin ki o yoksa benimki var okudum. Ve minha mecazi hakikatten ayrıt eden vücurlardan birisi de en yüstehmele lefsu fimalla yesbiku ilel fehmi. En yüstehmele lefsun. Lefs ne yapılır? Kullanılıyor, istemal ediliyor. Fima öyle bir manada kullanılıyor ki la yesbiku ilel fehmi. O mana o lefizden fehme sebkat etmiyor. Yani lefz zikri edilir inde sema'i. Lefz işitil işitilmez. O lefizden o mana alel acele muhatabın zihnine ne olmuyor? Gelmiyor. Bakın bir lefz esed zikredildiği zaman alel acele akla gelen nedir? Hayvan-ı müfteris. Bakın hakiki gelir. Ama racule şuca gelmez. Ancak arkasına fil hamami yer mi gelirse oradan daha yeni anlaşılıyor. Bu da o mananın mecaz olduğuna delalet ediyor. Ve minha en yusamele lefzu fima la yesbiku ilel fehmi inde sema'ihi. Ahmet anıyorsun. Murat anıyorsunuz. Yani sema'i sema'u lefz. Sema'u lefzle beraber zihne sebkiyet etmeyen mana mecazi olduğunu gösteriyor. Mesela ke kavlihim fil belidi. Belid hani ebleh, ahmak kişi demek. Arablar belid için himarun diyorlar. Bu himardır yani beliddir. Pek belid zikir edilir edilmez. Himar akla gelir mi? Gelmez. O zaman belidin himara, istemali, mecaz olduğu bununla bilindi. Vel eblehi ebleh hakkında teysun diyorlar. Teys, keçilerin erkeği ki bir senesini bitirmiş, ikinci senesine ne olmuş? Girmiş. Teys odur. Eblehe ne diyorlar? Teys diyorlar. Eblehe ne diyorlar? Teys diyorlar. Peki ebleh zikir edilir edilmez. Teys değil. Teys zikir edilir edilmez. Demin öyle değil. Demin doğru mu söyledik? Himar belide kullanıyorlar. Ama himar zikir edilir edilmez. Belid mi anlaşılır? Hayır. Hayvanun nahikun anlaşılır. Teysi eblehe kullanırlar. Ama teys zikir edilir edilmez. Zihne ebleh sebkat eder mi? Etmez. O zaman eblehe istimali nedir? Mecazdır. Belid ile ebleh arasında belid biraz daha ahmaklığı fazla olandır. Ebleh, belid ikisi de ne demek? İkisi de ahmak demek. Belid daha mı fazla? Belid daha ahmak. Daha fazla. Bakın Gabi'de, himar diyor. Gabi'de en fazlalar. Gabi'de bunların en fazlası. Gabi daha am. Gabi ikisini de kapsıyor. Oldu mu olmadı. Demek ki ve minha en yussamine lefsu fima la yesbihu ilel fehmi inde sema'hi ke kavlihi fil belidi himarun
vel eblehi teysun. Ve minha o vücuhlardandır, mecazi hakikatten ayrıt eden vücuhlardandır. En yusefe şeyü, bir şey ne yapılır? Zikredilir, vasıflanır. Ve yusemma, isimlendirilir. En yusefe şeyü ve yusemma bima. Bu bima yusefu yusemma ikisine mutalıktır. İşaret, yusemmanın atfiyle işaret etti ki buradaki yusefu yusemma manasındadır. En yusefe şeyü ve yusemma, bir şey vasıflanıyor, isimlendiriliyor. Bima öyle bir şeyle ki yestahil vücudu. Onun vücudu nedir? Yani o şeyin, o şeyden vücudu muhaldir. Ke kavli ta'ala ves'elil kariyete. Burada kariyet vasıflanmış. Neyle vasıflanmış Ubeydullah? Sualı. Peki kariyetin suali mümkün mü? Hayır, muhaldir. Niye? Kariyetin aklı yok, ruhu yok, hayatı yok ki ne yapırsın? Suala kabil olsun. Sualın kariyete isnat edilmesi, o kariyet ki onun suali nedir? Muhaldir. Bu delildir ki buradaki sual nedir? Burada mecaz var. Delildir ki burada ne var? Ha, mecazın hangi kısmı? Hazımdır, ziyade midir? O ayrı. Buradaki mecazul hasıftır. Yani suala kabil olan bir şey takdir edilir. Nedir? Ves'el ehlel gariyetidir. Oldu mu olmadı? Gideriz tekrar geri döneriz. Ve minha o evcuhlardan birisi de en la yecriye cari olmayacak o mecaz. Ne demek cari olmayacak? Ve la yattaride muttarid olmayacak. O les mecazen o manaya kullanılmış, onun gayrisine kullanılmayabilir. Örnek, ke kavlihim, Arapların kavlu gibi, fi reculi sakili. Nerede diyorlar? Reculi sakil. Yani ağır adama. Ha bedenen kilo olarak ağırdır. Ha ağır başlıdır. Burada ikinci mana daha mütebadirdir. Reculi sakile diyorlar cebelun. Bakın mecazen cebeli racule sakile kullandılar mı? Evet, kullandılar. Sümme la yukalu zalike fi gayrihi. Sonra bu cebeli o racülün gayrisinde ne etmiyorlar? Kullanmıyorlar. Bir kişiye kullandılar. Sonra onun gayrisine ne etmiyorlar? Kullanmıyorlar. E bakın muttarid olmadı. Ama hakiki lefz efradlarından birine kullanıldığı gibi bütün efradlara ne yapılır? Kullanırlar. Öyle değil mi? Diyelim Esed. Hakiki manası nedir? Hayvan-ı muhteris. Hayvan-ı muhterisin bütün efradlarında muhtaridir. Hepsine kullanırlar. Ama mecaz koracülü şuca Esed denilmesi bazılara kullanılır, bazılara kullanılmayabilir. Ama burada cebel racülü sakilde mecazen kullanılır. Onun gayrisine ne yapılmaz? Sümme la yukalu zalike fi gayri. Onun gayrisine kullanılmaz. Bak muhtarid olmadı. Ve fit tavili nakletun. Uzun adama ne derler? Ha, mecazen nakleti, kurma ağaçlarını biliyorsun. Kavak gibi böyle dik gidiyor. Racule tavile naklet diyorlar. Sümme la yukalu zalike fi gayril ademiyyi. Bazı nüshallerde fi gayril ademiyine. Ademilerin gayrisine ne yapılmaz? Kullanılmaz. Niye? Racülle uzun adama. Bak nakleti nereye kullanıyorlar? Tavil. İster ademi, ister gayri ademi. Halbuki nakleti racülle tavile kullanıyorlar. Sonra ademinin gayrisine mecazen bu lefzi kullanmıyorlar. Başka uzun şeylere ne etmiyorlar? Kullanmıyorlar. Demek ki mecazi hakikaten ayrıt eden şeylerden biri de mecazda ittirad yok. Yani ne demek? O lefz mecazen bir ferde kullanılır, onun emsallarına kullanılmayabilir. Ha cebel racule sakile kullanılır, onun gerisinden kullanılmaz. Nahlet tavile kullanılır, tavilin gerisine ne yapılmaz? Kullanılmaz.
Ve minha bu vücuhlardan, mecazi hakikatten ayrıt eden vücuhlardan birisi de en la yutasarrafe, tasarruf yapılmayacaktır. En la yutasarrafe, tasarruf ne etmeyecek, yapılmayacak. Nerede? Fî mestu'mile fihi. O mecazi lefz, mecazen kullanıldığı manada kendisinde tasarruf edilmeyecek. Ke tasarrufihi fi ma vudi'a lehu hakikaten. Yani bir lefz hakikaten bir manaya vaat edilmiş, mecazen bir manaya kullanılmış. Hakiki vaat edildiği manada istimal edilirken bir takım tasarruflar yapılabiliyor. Anlıyorsunuz değil mi? Ama aynı lefz mecazi manada kullanıldığı zaman ne olmuyor? O tasarruf yapılmıyor. Örnek. Kel emri fimanel fiyali. Emir mecazen fiyale kullanılıyor. Etecebine min emrillahi. Ne demek? Min fiyalillahi. Oradaki emir mecazen fiyale kullanılmış. Ama emrin hakiki manası nedir? Kavuldur. Bildiniz değil mi? Kavul manasına olan emir. Anlıyorsun Ubeydullah? Kavul manasına olan emir emre gelir madisi. Ye'muru mudaresi gelir. Ama fiil manasına olan, mecazi manasında olan, fiil manasında olan emirden emre ye'muru madi mudare gelmez. Bakın. Kel emri fi manel fiili. La tekulu fihi emre ye'muru diyemesin. Kema tekulu fil emri bi manel kavli. Emri bi manel kavlda denildiği gibi nereden ne denilmez? Hakiki manasında, kavl manasında olan emre, emre ye'muru denilmez. Bir şey daha var. Mecazi manaya kullanılan emrin cem'i ne gelir? Umur gelir. Ama hakiki manasında, kavl manasında olan emrin cem'i umur gelmez. Ne gelir? Evamir gelir. Öyle değil mi? Hani diyorlar, evamirullah nevahihi. Bakın orada evamir kullanılır. Bildiniz değil mi? Ve minha en la yutasarrafe fi mestu'mile fihi ke tasarrufi fi ma vudi'a lehu hakikaten kel emri fi ma'nel fi'li. La taqulu fi emre ye'muru kema taqulu fi'l emri bi ma'nel kavli emre ye'muru dediğin gibi. Usulü'le fi derken mecazen kullanıldığı mana? Tabi kullanıldığı mana ku mecazidir. Müstamelü fi mecaze, müstamelü fi denilir. Mestumile fi denilir. Hakiki mavudiyen lehu. Üstumile fi de denilir, mavudiyen lehu da denilir. Ama mecaziye mavudiyen lehu denilmez. Oldu mu olmadı? Burada tefsilatlar biraz uzun, ben girmek istemiyorum. Bitti metin değil mi? Babu beyanil vucuhi leti tuhadu minhel esma'u vel lugatu. Yani hangi vucuhlardan isimler, lugatler ahz edilir, istifade edilir. Burada duralım. Ders az oldu belki ama mevzu kapandığı için, bittiği için burada duralım. Yarın da fasıllar var. O fasıllardan birinde durun. Sonuna kadar isterse sonuna kadar iki ders yapmaya ayarlayın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi annaki mantiqi.